Ama Allah korusun, Kehf suresinin hemen son ayetini hatırlarsak, hesabını vereceğin o ahiret gününü hatırladığında ondan vazgeçersin zaten. Namazın zikir anlamında hatırlatması budur. Yine bakın, mallarından zekat al, sadaka al. Bununla onları günahlardan temizlersin. Onları arıtıp bizim daha ahlaklı olmamıza vesile. Kalbini bir yönüyle dünya malına tamah etmekten, hasetten temizlemiş olur. Bunu da her birimiz biliyoruz. Yine bakın, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlardı ki, kim ki yalan söylemeyi, senin yemesini, içmesini bırakmasına, yani oruç tutmasına değer vermez. Başlangıcı buraya gayet kandırıyor. Oruç ibadetiyle ilgili hadise şerife bakarsak, oruç bir siperdi, bir perdeydi, bir kalkanak olmak anlamında. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, sen o zırhı korumazsan, yani tekrarlamış, ya Rabbi Recep'i ve Şaban'ı bizim için mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına eriştir. Ve dedi ki, bir peygamberin işte bu müjdelere layık olmaz. Şu hadis-i şerifi de belki hatırlamak gerekir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öyle oruç tutanlar vardır ki onların ellerine nedir bunlar? Emanetin korunması, doğumunu sanırlar Vallahi böyle özel günlerimizde genelde Hulusi Akar'a geliyoruz. Allah razı olsun belediyemizden de. Çok güzel bir cami yaptılar Kayseri'mize Hulusi Akar isminde. Vallahi Rabbim bütün Müslümanların Regaib Kandili'ni mübarek olsun yani. Ramazan ayına kavuştursun. Bütün Müslümanlar kimin ne isteği ne dileği varsa Rabbim izzet dergahında kabul etsin inşallah. Ailece, çoluk çocuk hep geldik valla. Rabbim inşallah kimin ne isteği varsa kabul etsin. Öncelikle tüm Müslüman aleminin kandilini kutluyorum. Allah'ım her sene bu günleri nasip eylesin. Öncelikle tabii ki de Ramazan'a da kavuşturmayı nasip eylesin bize. Biz de çocuklarımızla geldik işte gördüğünüz gibi. Tüm Müslüman alemin dediğim gibi kandili mübarek olsun. Bugün inşallah geldik, Allah kabul ederse. Biz de dileyeceğiz, kurban olduğum Allah kabul ederse, artık orası onun bileceği bir iş değil.